İnsanın adı Allah'ın adından farksızdır. Elin Allah eliyse sen o, o sendir. Ama sen bütünün kök kapılarını bulamamışsan çayını demlemenin anlamı yoktur. Huzur dünyanın ümmi kapılarının, kült kayıtlarının, türevlenişinin, kült kapılarındaki kelamın ve daha ötesindeki cevherin cennet kervanına kalemi kattığınız andaki Hızır'ın hırsız çarığıdır. Analar, ete girmek elin Allah eli olmasından öte yolun hak olması anlamına da gelir. Benim adım insan diyebilenler toprağa tohum olurlar. Benim adım diri olan ilim diyenler hakkın kapısını bulurlar. Ama ben sevgiyim diyemedikleri sürece yolculuklarında koruyucu kayıtlarımız olmaz. İnsanın et kemikten ibaret olduğunu zannedenler bedel ödediler hep. Ödedikleri bedel ölüler diyarı olan İsra kapılarında kurullarla kodlanmış olup çay demlemeleridir. O çay yağan ışığın kelamında onların kontrol dışı kapılarında ve toprakta kırıcı bir cennet kurdurur. Ama o cennette onlar kısır, kırık ve hırslı kayıtlarıyla yarınlarını hak etmeye çabalarlar. Beden almanızın, has olmanızın sebebi dünyaya insanlık ilmiyle kelam olmanız içindir. Peki kelam ne işe yarar? İnsanlığı kodlar. İnsanlığın kodlanması niçin gerekir? Kelamı hak olanlar yaşamı kodlarlar. Yarattıkları yaşam, kelamda, kalemde olan insansızları ilme tohumlayan bir yüksek insanlık kodlaması yapan bir çağ kapısıdır. Yavrum, dünya insanı, sana ne diyeyim ben? Yeni dünya kültünü kelamla dinlediğinde siyah renkteki o gücü de dinle. Peki dünyada daha neler oluyor? Yukarı aşağı diyorsunuz ya hani, bir teksiniz. Aşağıda, yukarıda tek bir insanlık var. Bunu artık kavrayın. Diyorsanız ki ben insanım, size şunu söylemek isterim. Ben düzene kurullarımı kodlayanım. Diyorlarsa insan cennetin kelamı oldu ama insan ruhtur. Ben derim ki insan muktedir olan, hak olan, tahdissiz olan değildir. Dünyanın kendi yoğunluğundan ötede bir yoğunluğu var mı, yoktur. Peki dünyanın ruhu var mı? Muktedirsek vardır. Yüreğinizdeki o yücelik insansılık mı, iman kelamı mı, insanlıktır. Çünkü toprak insana ilim kapılarını açtı. Peki yol var mıydı? Yok. Bugünden sonra dünya insanlığı toplanmış ilim olarak her yeri kayda çekebilecek. İnsan cennet dediğiniz bir yaşamdır. Peki nefes kelama kalem olmadan da var mıydı? İnsan vardı ama kelama hak değildi. Dünyanın sonu dedikleri de kelama hak olmayanların yarınıydı. Biz göz olup çözümlemelerinizi kaleme indirerek ışık koha sistemleriyle geldik. Bu sistemleri gerçekle dinledik ki saltanatın kültü bütünün gücü olsun diye. Dünyanın siyah renkteki kelamıyla bitmiş hiçbir şeyin olmayacağı bir yoğunluğu oluşturduk. Artık dünya sonsuzluğunda her şey yenilenecek. Yer, kelam, yol, ilim olacak ve yoğunluk artacak. Bugünden sonra dünya planetinin geçişleri kolaylaştırılacak. Tüm insanlığın yetkin ve halik olmaları gerçek
sahalara inmeleriyle mümkün olacak ve dünyanın sınırları artık kaldırılacak ve dünya ruhu mutlak olacak. Ben dünya planetine geri çekiliş için değil, kaynak ilmi toprağa tohum diye indiriş için bütün kayıtlarımı alıp geldim. Kime insan, kime ilim, kime hak oldum. Bunların hiçbir manası yok dediler. Yoksa insan yoktur. Biz tüm insanlık değil miyiz? 2000 yıl dünya planeti için toplanmış yaşamların ötesi bir yaşam kapısı açtık. 2000 yıl sürecek olan bu çağrı bütünün kök kapılarını kodlayacak. Ve 2000 yılın sonrasında yetkin, hak ve halik olan, tekliği kayda alan itibar sahipleri bu dünyaya inecekler. Ve onlar göz öz söz olacaklar. Unutmayınız ki her bir tek olan kendi dilini kodlar ve tüm insanlığın kültü olur. Ve bu bir saha oluşturur. Bu sahanın sonunda yeni bir sahanın ilmi kodlanır. İşte o ilim mühim olan, kervan olan insandır der ve yeniliği kayda alar. Alarak cevheri kayıt yapar. Bugün bu çalışma bunu yaptı ama 2000 yılın sonrasında yeni bir külzi saha devreye girecek ve o da kendi kapısını kodlayacak. Dünyanın sonsuzluğunda bu oldu. Bütün kapılarımız insanlığa açık ve yağmurun ilmi bütünün kelamı oluyor. İnsanın et kemikten ibaret olmadığı da artık biliniyor. Teminat istenir yaşam için. Denilir ki teminat gereksiz değil ama tanık istiyoruz. Bunun için de şu yapılır. İnsan oğul verir, kul olur, mutlak olur ve dünya ilmini diller ki yeni dünya kurulduğunda İslah olanlar insanı dinleyebilsinler diye. Kemal-i kelam yol kalemken tüm İslam kapılarındakiler dirilişte iken ve cennet cem olup yol olduğunda üzerindeki görev Allah'ın gücü olacak ve sen o gücü hak edip yaşayacaksın. Ama sen bir dil, ben bir diri olurum, yenilik yaparım diyorsak bunun için bir tek sorun var. Süper insanlığın ilme kaynak olması ve bunun sağlanamaması. O halde bunu sağlayalım ve dünya insanına şafak olalım. Hak tahtın kelamı olalım ve nuru, ruhu kullukla dinleyelim. Silahın ilminden ötede bir kelam, yolun kültünden ötede bir kübra kapı ve küçük bir şarkı, işte o şarkı olalım.